2024-2025 sezonunun startını verdik. İnşallah Allah nasip ederse sakatsız, kazasız bir sezon diliyorum bütün futbol camiasına, bütün futbolcu kardeşlerime. Öncelikli olarak bu benim en büyük temennim. Diğer ikinci büyük temennim ise mutlaka artık bu sene Gölcük Spor'u profesyonelliklere, hak ettiği ligler olan profesyonelliklerine çıkartmak istiyoruz. Bunun için gerek yönetim kurulumuz, gerek personelimiz, gerek teknik eğitimimiz ve futbolcularımızla birlikte tüm kenti bir araya toplayarak bu yolun sonunda mutlaka şampiyon olmak istiyoruz. Bu yüzden de elimizden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışacağız. Çalışacağız. O yüzden dediğim gibi bu sene bizim olmazsa olmaz tek hedefimiz var, şampiyonluk. Bunu yapmak için de dediğim gibi her türlü ortamı bize sağlayan yönetim kurulumuza, idari personelimize, çalışma arkadaşlarımızın hepsine buradan sizin aracınıza da teşekkür ediyorum. İnşallah kent olarak birlik beraberliği sağlarsak bu işin üstesinden mutlaka geleceğiz. Siz değerli basın mensuplarının da burada çok iş düşüyor. İnşallah tabii ki eleştiriler olacak ama hep birlikte eksikliklerimizi, gördüğümüz yerleri, hatalarımızı, iyi şeylerimizi, her şeyi şeyine uygun bir şekilde olursa, mesela eleştirinin de boyutu, başarının da, övgünün de boyutunu ayarladığımız takdirde her şey çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunun dışında dediğim gibi sezon yeni başlıyor. Gruplarımız belli oldu. 4 tane Sakarya takımı var. 2 tane Tekirdağ var. 1 tane Edirne, 1 tane Kırıkkale var sanırım. 2 tane de Yalova takımı var. İstanbul grubunu da yapmışlar. Bu saatten sonra İstanbul grubu, o grubu, bu grubu bizi ilgilendirmiyor. Biz artık önümüzde rakiplerimize kenetleneceğiz. Ama önce kendi işimizi yapacağız. Çünkü biz kendi işimizi yaptığımız takdirde bu işin sonunda mutlaka gülen taraf, şampiyon olan taraf biz olacağız. Buna çok inanıyorum. Takımıma çok inanıyorum. Ekibime çok inanıyorum. Ve yönetim kurulumuza, herkese çok inanıyorum. Çünkü bu sene inanmışlar ordusuyla yola çıkıyoruz. Bu bizim için çok iyi bir olay, çok iyi bir durum. Yaklaşık şöyle söyleyeyim, 7 yaşından beri futbolun içindeyim. Profesyonelliklerde, üst seviyeliklerde oynadım, çalıştım ama hayatım boyunca ilk defa bu kadar heyecanlı ve bu kadar istekli geldim. Çünkü bu kadar oynadığım seneler boyunca ilk defa bir takımın sezon başı ilk antrenmanına tüm transferlerini bitirmiş bir şekilde çıkması, problemsiz bir şekilde çıkması gerçekten çok memnuniyet verici ve her hocaya nasip olmayacak bir şey. İnşallah bu birlik beraberlik, istek, arzu ve bu planlı programla çalışmanın neticesinde tekrar ediyorum, her kelimemde de mutlaka dile getiriyorum, İnşallah şampiyon olacağız. Öncelikli olarak Gölcük'teki kampımız, Kavaklı kampımız 12 gün sürecek. 12 gün sürebilir, 13 gün sürebilir, 14 gün sürebilir. Bunu hazırlık maçlarına göre değiştireceğiz. Çünkü burada 2 tane hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Kartepe ve Bolu'ya ikiye indirdik biz kamp yerlerimizi. Oradaki tarihlere göre uyumluluk gösterebiliriz. Eğer üçünde olursa Bolu'ya gideceğiz. Ama kamp durumumuzun altısında olma durumu var. Kartepe'de bir görüşme halindeyiz. Büyük ihtimalle de Kartepe olacak gibi duruyor. Yani toplamda sezon başlayana kadar 3 etap kamp yapacağım. 3 etap kampımın hepsinde ikişer hazırlık maçı yapmayı düşünüyorum. Bu birinci etapta 2 maç, ikinci etapta kampta 2 maç, üçüncü etapta da 2 maç yapıp sezona hazırlıklarımızı 6 tane hazırlık maçıyla bitirmek istiyoruz. Şu an 28 kişiyiz, altyapıdan çıkan oyuncularımız dahil. Malum eskiden 18'lik, yani kadroya eskiden 18 kişi girebiliyordu. Ama yeni statüde, birkaç yıldır kullanılan statüde 21 kişi kadroya girebiliyor. 21 kişinin olduğu bir kadroda da kadromuzu bizim geniş tutmamız gerekecek. Hani yine 26-27, şu an 28'iz. Hatta 28 bile devam edebiliriz. Çünkü kadromuzda bulunup da altyapıya eşit tutan futbolcularımız var. Onları antrenman süreçlerinde A takımda değerlendirip yeterli görürsek tabii ki maçlarda oynatacağız. Ama burada antrenmanlarını sağlayarak altyapıda da maç eksiğini gidermiş oluruz. O yüzden 28 kişilik kadronun üstüne kesinlikle çıkmayacağımızı dile getirebilirim. Ama zaman zaman altyapıya indirdiklerimiz olur ya da performansını beğenmediğimiz yaptığımız transferlerden bile kadroda gidecek oyuncular olabilir. Tabii ki gidecek oyuncular olursa performansından memnun kalmadığımız, Allah korusun sakatlık, kaza bela olan, onun haricinde takviye de yapabiliriz. Bu konuyla alakalı dediğim gibi 28 kişilik lig kadrosu bizim için yeterli ve geniş bir kadro. Şampiyonluk için de geniş bir kadroya ihtiyacımız zaten var.
yeter ki o koparan takımlar devam etsin. O koparan takım da biz olalım. İnşallah. Yani inşallah bu sene de ligi koparan takım biz olacağız diye ümit ediyoruz. Ama kopartamasak da dediğim gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Kesinlikle. Çünkü rakip takımların gerçekten ne yaptığı, ne ettiği, hangi oyuncuları aldığı, neler yaptığı hiç önemli değil. Burada daha önce de bahsettim. İnanmışlar ordusu var. Bu inanmışlar ordusuna kentimiz de dahil. Gerek belediye başkanımız, gerek kent dinamiklerimiz, gerekse basın mensuplarımız, yöneticilerimiz, futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz, çalışan personelimiz. Gerçekten bu sene çok çok farklı bir ortam var. Bu ortam daha önce de bahsettim. Az önceki kelimelerini de bahsettim. Yani ben hayatımda sezon başı kampına tam anlamıyla bütün transferlerini bitirmiş, eksiksiz bir şekilde ilk antrenmana çıkan bir takımla hayatımda ilk defa çalışıyorum ve ilk defa gördüm. Bunu profesyonelliklerde bile görmek çok zor, hatta imkansız gibi bir şey. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı bile baz alırsak her zaman transfer yapıyor. Hatta lig başladıktan sonra bile oyuncu transferi yapmaya çalışıyorlar. Ama biz belirlediğimiz, istediğimiz, arzuladığımız, daha önce planladığımız, çalışmalarını yaptığımız oyuncuların tamamıyla anlaştık. Hani kire verdiğimiz oyuncu sayısı bir ya da ikidir. Onun yerlerine çok daha değerli oyuncuları aldık zaten. Hani bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bu bizim bu işe ne kadar ciddi, ne kadar disiplinli, ne kadar organize olduğumuzu gösterir. İşte bu birlikteliği, beraberliği, bu profesyonelliği bizim aktarımımızla futbolcu kardeşlerimizin sahaya vereceği performansla inşallah bunu taçlandıracağız. Bu konuşmalar, bu yapılanlar, bu hazırlıkların tamamı sahada meyvesini verirse bir sonuç alacak ve dediğin gibi Yalova Spor'undan işte Hendek var, Sapanca var, çok ciddi Tekirdağ var, çok ciddi il takımları var, çok büyük camialar, çok güzel camialar ama dediğin gibi bizim için camialara saygımız her zaman sonsuz ama biz Allah nasip ederse hepsini İçeride dışarıda yenme koşuluyla biz her maça kazanmak için çıkacağız. Biz ligi kopartan bir takım olmak istiyoruz. Allah nasip ederse arkadan bizi izlesinler diyorum. Onlara da sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum. Ki bu sene birinci olan takım direkt çıkıyor diye bir oluşum var ve playoff da var akabinde. Yani bu sene o kopmalardan sonra dediğin gibi 4-5 takımın olması çok normal çünkü ikinciye, üçüncüye de playoff hakkı tanındığı için yarış hiçbir zaman bitmeyecek ve neticede de biliyorsunuz ki il sıralamasına göre küme düşme mücadelesi de olacak. Hani gönül ister ki biz şampiyon olalım, kentimizden bir takım daha ligde kalsın. Diğer ligdeki takımlar bizi ilgilendirmez ama dediğin gibi gönül ister biz şampiyon olalım, bizim sayemizde bir takım daha ligde kalsın. Çünkü bu lig çok meşakkatli, çok sıkıntılı ve maddi açıdan çok zor bir lig. Yani inşallah önce biz bu ligden kurtulalım diyorum. Diğer takımlara da dediğim gibi tekrar başarılar diliyorum.